Üzücü bir pazarı geride bıraktıktan sonra dün pazartesi, bugün salı, yarın son antrenmanımızı yapıp çarşamba akşamı da kupa maçı için Trabzon'a hareket edeceğiz. Hafta sonundaki maçtan dolayı çok üzgünüz gerçekten. Samsun beraberliğinden sonra gerçekten yenebileceğimiz, dişimize göre bir rakibin olduğunu düşündüğümüz Boluspor maçı 3 puanla kapamak istiyorduk. Maç öncesi hazırlığımız gayet iyiydi. Bu anlamda bir sıkıntımız olmadı. Ama maalesef yine çok durgun başladık maça ve hiç yapmamız gereken çok gereksiz bir faulden dolayı yine bir yan top golüyle 1-0 yenik götürmek zorunda kaldık. İyi oynadık. Golden sonra iyi oynadık ilk yarının sonuna kadar. Bu arada net 2 tane pozisyonumuz var. Golü çevirebilirdik, beraberliği sağlayabilirdik. Olmadı. Fakat 44. dakikadaki Kıvanç'ın talihsiz olayı bizi 10 kişi bıraktı. İkinci yarı tabii 10-11 oynamak çok zordu bizim için. Ama futbolcu arkadaşlarım gerçekten o zoru başararak adeta eksik değilmişçesine oynadılar sahada. İkinci yarıya bakarsak zaten oyunun hakimi, pozisyona giren, oldukça fazla üretken olan bir takımdık. Fakat yine inanılmaz bir yani olmaması gereken bir hatadan 2-0 geriye düştük. Yine maçı bırakmadı futbolcu arkadaşlar. Yani onların bu kazanma arzusu, geriye dönme arzusu bize çok umut veriyor. 2-1 yaptık sonucu. Fakat 3-1 olunca yani hakem resmen verdiği penaltıyla bu maçı sen kazanamazsın Şanlıurfaspor dedi. 3-1'den sonra bile pozisyonlarımız var. Yine bir geri dönüş çabamız var ama zaman çok kısaydı. Çok üzgünüz, evet. Yine sahamızda bir mağlubiyetle lige devam etmek zorundayız. Abdullah Yılmaz'ı verdiği 3. penaltı golündeki kararıyla eleştiriyorum. İnanılmaz haksız bir emek çalarak, bizden alarak rakibe verdiği bir pozisyonla maçı bitirdi. Ne yapalım, futbolda var böyle şeyler ama lütfen bize karşı, bilhassa Şanlıurfa'ya karşı ve bütün takımlara karşı daha hassas olmalarını rica ediyorum hakemlerin. Boluspor'u tebrik ediyorum. Bir oyuncu hariç. Boluspor'u tebrik ediyorum. Onların bir oyuncusu hariç. Boluspor'u tebrik ediyorum. Yapacak bir şey yok. Hak etmediğimiz, oynanan oyunun karşılığı olmayan bir mağlubiyetle sahadan ayrıldık. Perşembe Trabzon maçı var. Şanlıurfaspor hangi sahada hangi takımla oynarsa oynasın, bu bir resmi maçsa orada elinden gayreti gösterip en ideal 11 ile, o günkü en ideal 11 ile sahada yer alır. Zaten bildiğiniz üzere Kıvanç'ın muhtemelen en az 2 maç ceza alacağını varsayarsak hem Trabzon maçında hem Rize maçında yok. Serdar, kaptan Serdar Trabzon maçında var ama gördüğü sarı karttan dolayı 4. sarı kartı gördü ve cezalı duruma düştü. O Rize maçında yok. Zaten oyuncu sayımız 21 ve çok fazla rotasyon yapacak bir oyuncu yapımız yok. Bu yüzden belki 1-2 oyuncu değişikliğiyle büyük bir çoğunluğu, en az 8-9 kişisi her iki maçı da 90'ar dakika oynayacak bir kafileyle Karadeniz'e hareket ediyoruz. Deplasmandaki başarılı futbolumuzu ve sonuçlarımızı hem kupa maçında hem Rizelilik maçında göstererek kentimize dönmek istiyoruz. Buna çok ihtiyacımız var. Hele bir bu anlamda, bu sırada bir kupada tur atlamak, bizdeki bütün olumsuz, yani adeta dip yaptığımız bu süreçteki bütün olumsuz havayı tekrar olumluya çevirebilir ve bize de bir lig için moral olur. Ama tabii ki bizim esas hedefimiz ligdeki mücadelemizdir. Çünkü kupa statüsü, kupadaki statü kime elersen ele karşısına bir Fenerbahçe çıkacak, ele bir Galatasaray çıkacak, ele bir Beşiktaş çıkacak. Yani bu statüde alt takımlarına şans yok ve yer yok. Zaten ben geçen de bunu dile getirdim. Yani bu Türkiye Ziraat Kupası değil. Bu Süper Lig'in 5-6 büyük takımın kupası olarak adlandırılması gereken bir kupadır. Ve gerçekten oynamak bile bazen zul geliyor takımlara. Ama biz böyle düşünmüyoruz. Biz kadro yapısı olarak idealize ettiğimiz futbolcu arkadaşlarımla gerçekten bu kupayı geçebilecek güçte görüyoruz kendimizi. Bu anlamda şansımızın en az Trabzonspor kadar olduğunu söyleyebilirim. Ama esas önemli olan Rize lig maçı. Puanlamada geride kaldığımız
bu süreçte iki maç kazansak 4. 5. sıraya çıkacağız. Ama 1-2 maçta kaybedersek alt sıralarda kalmaya devam edeceğiz. Bu yüzden acilen kazanma ihtiyacımız var. Onun için Rize'de mutlaka puanla dönmek amacımız ama kazanıp gelirsek çok bizim için ileriye dönük. Devre arasına kadar en fazla puanı toplam hedefinde olan bir takım için çok ileriye dönük bir zafer olur bizim için. İnşallah bunu da başarmak için elimizden geleni yapacağız.